Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere halk hikayesi ve mesnevi ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda Hasene Hanım anladı ki Kerem'in sözleri bütün Aslı üzerinedir. Asla kızlara değildir. Hemen Aslı'yı sakladılar. Kerem o vakit mahzun oldu, ağladı. Hasene Hanım, bak Kerem, ben senden haz ettim ama bir âlâ türkü söylemelisin dedi. Kerem aldı sazı eline, bakalım Hasene Hanım'a ne dedi. Han aslım bahçe içinde, gezer zavallı zavallı, karşımda ela gözünü süzer zavallı zavallı. Kaşları benzer kemana, aşıkın eyler divane, zülüflerini yan yana çözer zavallı zavallı. Bu parça aşağıdakilerden hangisine ait bir örnekten alınmıştır? Parçayı incelediğimizde bakın Kerem ile Aslı hikayesine, halk hikayesine değindiğini görüyoruz. O yüzden de doğru cevabımız halk hikayesinin yer aldığı C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Şehbaz bakışlı ahu gözlü, şirin harekatu şet sözlü, rahu revişi müdam gamze, baştan ayağı tamam gamze, ayrıksıca şekli hoşça peyker, yahşice sanem güzelce dilber. Bu parça aşağıdakilerden hangisine ait bir örnekten alınmıştır? Parçayı incelediğimizde beyit nazım birimiyle oluştuğunu görüyoruz. Yine arkadaşlar parçaya baktığımızda kafiye örgüsü dikkat edecek olursanız gözlü ve sözlü demiş. Burası nedir? AA'dır. Müdam gamze, tamam gamze derken burası BB'dir. Peyker ve dilber derken bunların da kendi içinde kafiyeli olduğunu görüyoruz. Burası da CC'dir. Yani düz kafiye örgüsüne sahip. Seçenekleri incelediğimizde kaside, pentname, halk hikayesi ve cenknamede bu tür unsurları göremeyiz. Bu tür unsurlar nerede? Mesnevidedir. Divan edebiyatında düz kafiye örgüsüne sahip ve beyitlerle oluşan nazım şekli mesnevidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Mesnevi daha çok olaya dayalı konuların işlendiği nazım biçimidir. 5 mesneviden oluşan külliyata hamsa adı verilir. Türk edebiyatında hamse sahibi sanatçılar arasındadır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Taşlıcalı Yahya hamse sahibi bir sanatçıdır. Bunu elemiş oluruz. Lami Çelebi'nin de hamsesi vardır. Bunu da elemiş oluruz. Alişir Nevai de hamse sahibidir. Bunu da elemiş oluruz. Hamdullah Hamdi de yine hamse sahibi sanatçıdır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Şeyh Galip'in hamsesi yoktur arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu tabloda numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tabloyu incelediğimizde 14. yüzyılda Garipname adlı eseri yazan kişi kimdir? Garipname adlı eserin sahibi Aşık Paşa'dır. O yüzden bir numaralı yere Aşık Paşa'nın gelmesi gerekirdi. Peki Süleyman Çelebi Vesilet-ün Necat adlı eseri kaleme alıyor. Doğru. Süleyman Çelebi kaçıncı yüzyılda yaşamış bir sanatçıdır? 15. yüzyılda yaşamış bir sanatçıdır. Keçecizade İzzet Molla'nın 19. yüzyılda kaleme almış olduğu eserinin adı nedir? Mihnet Keşan'dır arkadaşlar. 3 numaralı yere de Mihnet Keşan'ın gelmesi gerekirdi. Seçenekleri incelediğimizde Aşık Paşa, 15. yüzyıl ve Mihnet Keşan demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Divan edebiyatında her beyti farklı biçimde yani A, B, B, C, C kafiye olan nazım şeklidir. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. İki beyitlik şiir parçalarında binlerce beyit uzunluğundaki kitaplara denk kullanılmış bir şekildir. Uzun manzume veya kitap halinde olanlar özel adlarla anılır. Aşağıda verilen eserlerden hangisi bu parçada açıklanan nazım biçimiyle yazılmamıştır? Parçamıza baktığımızda burada bahsedilen nazım şeklinin mesnevi olduğunu görüyoruz. Çünkü mesneviler aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. A, B, B, C, C, D, D şeklinde devam eden bir kafiye örgüsüne sahiptir. Yine
günümüzdeki roman ve hikayelerin yerini tutan nazım şekli olarak karşımıza çıkar. Divan edebiyatı nazım şeklidir. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. Leyla ile Mecnun demiş. Bildiğiniz gibi bu eser Fuzuli'nin kaleme almış olduğu bir aşk mesnevisidir. Bunu elemiş oluruz. Hayrabat, bu da Nabi'nin kaleme almış olduğu bir mesnevidir. Bunu da elemiş oluruz. Mantıkut Tayr, yazar arkadaşlar Gülşehri'dir. Fakat Gülşehri bunu Feridun Attar'dan çevirmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Hüsnü Aşk, Hüsnü Aşk'ı kaleme alan kişi ise kimdir? Şeyh Galip'tir. Şeyh Galip bu eserini de mesnevi nazım şekliyle kaleme almıştır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Sabr-ı Sebat adlı eseri kaleme alan kişi kimdir? Abdülhak Hamid Tarhan'dır arkadaşlar. Peki Abdülhak Hamid Tarhan bu eserini mesnevi nazım şekliyle mi yazmıştır? Hayır. Çünkü Sabr-ı Sebat arkadaşlar nedir? Tiyatro türünde kaleme alınan bir eserdir. Dolayısıyla mesnevi nazım biçimiyle yazılmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçamıza bakalım. Hazreti Ali bunları söyledikten sonra az önce yere diktiği sancağı eline alarak düldürü hendeğe doğru sürdü. At bu geniş hendeği hiç zorluk çekmeden atlayarak bir sıçrayışta karşı tarafa geçivermişti. Ondan böyle bir hareket beklemeyen Hayber savaşçıları hemen saldırıya geçtiler. Ali'nin üzerine oklar, taşlar, tutuşturulmuş yağlı bez parçaları fırlatmaya başladılar. Fakat çok yetenekli bir savaşçı olan Düldül, kahraman sahibini bu tehlikeli silahlara hedef olmaktan kurtararak yoluna devam ediyordu. Yahudilerin korkusu ve telaşı iyice artmıştı. Seçeneklere baktığımızda ceknami türünün özelliklerini taşımaktadır. Doğrudur. Hazreti Ali ve onun kahramanlıkları anlatılıyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. At, kahramanın yardımcısı durumundadır. Evet, Düldül, Hazreti Ali'nin yardımcısı durumundadır. Onu türlü tehlikelerden de koruyor görmüş olduğunuz gibi. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Halk hikayesinin ve destanın bazı özelliklerini taşımaktadır. Bu da doğru. Halk hikayesinin izleri de var. Aynı zamanda kahramanlık, yiğitlik gibi bir olay anlatıldığı için destan özelliği de göstermektedir. Bundan dolayı D seçeneğini de elemiş olduk. Gazavetname türünün niteliklerini taşımaktadır. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir savaştan bahsediyor. Savaşı anlatıyor. Savaşı anlatan eserlere de gazavetname denir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise nazım nesir karışık bir yapıya sahiptir diyor. Arkadaşlar, parça görmüş olduğunuz gibi nesir türünde yazılmış fakat nazım türünde yazılmış bir ifade yok. Yani şiir biçiminde yazılmış parçalar yok burada. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Parçamıza bakalım. Dede Korkut hikayeleri Akkoyunların hakim olduğu Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde 14. yüzyılın sonlarında veya 15. yüzyılın başlarında halk arasından derlenerek yazıya geçirilmiştir. Hikayelerin ilk defa Dede Korkut adlı bir bilge ozan tarafından yazıya aktarıldığı düşünülmektedir. Hikayelerde Müslüman Oğuzların komşuları olan Rum, Ermeni ve Gürcü devlet veya birliklerle yaptıkları savaşlar, bazılarında kendi iç mücadeleleri ve bazılarında da doğaüstü varlıklarla Azrail, Pınar Perisi, Pınar Perisi'nin oğlu Tepegözlerle yaptıkları mücadeleler anlatılmıştır. Oğuzlar Müslümandır fakat Dede Korkut hikayelerinde din çok kuvvetli bir unsur olarak görünmez. Çünkü Oğuz Türklerinin İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen henüz tam anlamıyla İslam dinine uygun bir yaşamları yoktur. Parçaya baktığımızda bilgi yanlışlığı nerede arkadaşlar? Tabii ki 2 numaralı yerde görüyoruz. Çünkü hikayelerin ilk defa Dede Korkut adlı bir bilge ozan tarafından yazıya aktarıldığı düşünülmektedir diyor. Yanlış arkadaşlar bu ifade. Çünkü Dede Korkut hikayeleri nasıl bir eserdir? Anonim bir eserdir. Yani yazarı belli değildir. Burada ismi geçen Dede Korkut adlı kişinin o dönemde yaşayan, bilgisine başvurulan önemli bir
bilge kişi olduğu görülmektedir. Yani eserin yazarı değildir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız 2 numaranın yer aldığı B seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kalktı, atma bindi, doğanını eline aldı, ardına düştü. Bir iki güvercin öldürdü, döndü. Evine gelirken Azrail atının gözüne göründü. At ürktü, deli dumrulu kaldırdı, yere vurdu. Karabaşı bunaldı, darda kaldı. Ak göğsünün üzerine Azrail basıp kondu. Demin mırıldanıyordu, şimdi hırıldamaya başladı. Der, bire Azrail aman, Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Ben seni böyle bilmezdim, hırsız gibi can aldığını duymazdım. Tepesi büyük, büyük bizim dağlarımız olur. O dağlarımızda bağlarımız olur. O bağların kara salkımlı üzümü olur. O üzümü sıkarlar, al şarabı olur. O şaraptan içen sarhoş olur. Şaraplıydım, duymadım. Ne söyledim bilmedim. Beylikten usanmadım, yiğitliğe doymadım. Canımı alma Azrail, medet, dedi. Azrail der, bire deli kavat, bana ne yalvarıyorsun? Allah-u Teala'ya yalvar, benim de elimde ne var? Ben de bir emir kuluyum, dedi. Deli Dumrul der, peki ya, can veren, can alan Allah-u Teala mıdır? Seçenekleri incelediğimizde Dede Korkut hikayelerinden alınmıştır. Doğru, çünkü Deli Dumrul hikayesi Dede Korkut hikayelerinin içinde yer alır. Onunki hikayeden bir tanesidir. Bunu elemiş oluruz. Mensur ve manzum parçalar içermektedir. Doğru. Bakın burada mensur yani düz yazı biçiminde yazılmış parçalar görüldüğü gibi şurada da arkadaşlar manzum yani şiir biçiminde yazılmış örnekler görülmektedir. O yüzden B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Olağanüstü ögelere yer verilmiştir diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Azrail'in görünmesi, ak göğsünün üzerine basıp konması gibi ifadeler olağanüstü unsurlardır. Bunu da elemiş oluruz. Hem destan hem halk hikayesi özelliği göstermektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Çatışmalardan uzak bir olay örgüsü vardır diyor. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız bir heyecan unsuru söz konusu. Aynı zamanda Deli Dumrul'un Azrail'in elinden kurtulması, bunun için vermiş olduğu mücadele anlatılmaktadır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Yağız Alat'ı mahmuzladı. Kazan Bey yola gitti. Gele gele yurdunun üzerine geldi. Gördü ki uçanlardan kuzgun kalmış, fazı dolaşmış, yurtta kalmış. Kazan Bey burada yurt ile haberleşmiş. Görelim hanım ne haberleşmiş. Kazan der, kavım kabile benim ortak yurdum. Yaban eşeği ile yabani geyiğe komşu yurdum. Seni düşman nereden dolamış güzel yurdum. Ak otağlar dikilince yurdu kalmış. İhtiyarcı kanam oturunca yeri kalmış. Oğlum Uruz ok alınca hedef kalmış. Oğuz beyleri at sürünce meydan kalmış. Kara mutfak dikilince ocak kalmış. Bu halleri gördüğünde Kazan'ın kara süzme gözleri kan yaş doldu. Kan damarları kaynadı. Kara bağrı sarsıldı. Yağız Alat'ım ökçeledi. Kafirin geçtiği yola düştü gitti. Bu parçanın biçim, dil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki eserlerin hangisinden alındığı söylenebilir. Bu parça Divan-ı Hikmet'ten alınamaz. Divan-ı Hikmet bildiğiniz gibi Hoca Ahmet Yesevi'nin kaleme almış olduğu 12. yüzyılda yazılmış bir eserdir. Bu eser daha çok İslamiyet'in etkisiyle yazılmış, İslam dinini öğretmek amacıyla yazılmış bir eserdir. Bunu elemiş oluruz. Leyla ile Mecnun, bu da Fuzuli'nin kaleme almış olduğu bir aşk mesnevisidir. Burada da herhangi bir aşktan bahsetmiyor. Nazım nesir olarak karışık yazılmış bir eser. Ama Leyla ile Mecnun mesnevi yani beyitler halinde yazılan bir eserdir. Bunu da elemiş oluruz. Hüsrev-i Şirin, bu da yine şeyhinin kaleme almış olduğu bir aşk mesnevisidir. Bunu da elemiş oluruz. Vesile-tün Necat, bunu kaleme alan kişi kimdir? Süleyman Çelebi'dir. Bildiğiniz gibi Vesile-tün Necat halk arasında bilinen adıyla nedir?
mevlittir arkadaşlar. Peygamber Efendimizin üstün özelliklerini anlatmak amacıyla kaleme alınan bir eserdir. Bu da değildir. Bunu da elemiş oluruz. Parçada bahsedilen eser Dede Korkut hikayeleridir. Kazan Bey 12 hikayeden bir tanesidir. Aynı zamanda Dede Korkut hikayeleri Oğuz beylerini anlatır. Oğuz Türkçesiyle kaleme alınmış bir eserdir. Destandan halk hikaye ciline geçişin en önemli eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Dede Korkut hikayeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olaylar ve betimlemeler nesirle, karşılıklı konuşmalar, duygu ve düşünceler ise nazımla dile getirilmiştir. Bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Arapça ve Farsça'da geçen dini kavramlar dışında eserde yabancı sözcükler pek kullanılmamış, oldukça sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Eserde cümle içi kafiyelere, secilere, aliterasyonlara, atasözlerine ve deyimlere yer verilmiştir. Evet, bu ahenk unsurlarından faydalandığını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Hikayelerin kişilerinden olan Dede Korkut, hikayenin daha çok manzum destanı hikayeler anlatan, ozanları simgeleyen bilge kişidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Nazım nesir karışık yazılmaları, kısa olmaları, ayrıntılar üzerinde durmamaları bakımlarından destan karakteri taşımaktadır. Arkadaşlar, Dede Korkut hikayesi destan karakteri taşımaktadır. Bu doğru. Fakat destan karakteri taşımasının nedeni nazım nesir karışık yazılmaları, kısa olmaları ve ayrıntılar üzerinde durmalarından dolayı değildir. Destan karakteri taşıması kahramanlıkları, yine yiğitlikleri ve savaşları anlatmasından dolayıdır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik arkadaşlar. 11. soruya. 11. soruda destanların oluşumunda çekirdek, gelişme ve tespit olmak üzere 3 safha ve şart vardır. Milletin iptidai devrinde onu toptan sarsan bir tarihi olay üzerine destan çekirdeği teşekkür eder. Sonra bu çekirdek uzun zaman bir destan devri yaşayan o millet tarafından yeni vakalarla geliştirilir. Nihayet bu gelişme tamamlandıktan sonra fakat erimeden, canlı iken yazılı devreye geçirilerek bir sanatkarın onu tespit etmesi gerekir. Aşağıda verilen eserlerden hangisi özellikleri açısından bu parçada anlatılanlara en yakındır? Kutadgu Bilig, bildiğiniz gibi Yusuf Has Hacip tarafından yazılan bu eser aynı zamanda mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Destan özelliği göstermez, bunu elemiş oluruz. Vesiletün Necat, Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu bu eser Peygamber Efendimizin üstün özelliklerini anlatır. Bu eserde anlatılanlara uygun değildir, bunu da elemiş oluruz. Muhakemetül Lugateyn, Alişir Nevai'nin yazmış olduğu bu eser sözlüktür arkadaşlar. Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu ispatlamak amacıyla yazılmış bir eserdir. Bu da yukarıdaki özelliklere uygun değildir, bunu da elemiş oluruz. Şikayetname, bunu yazan kişi ise Fuzuli'dir. Mektup tarzında yazılmış bir eserdir. Bu da destan özelliği göstermez, bunu da elemiş oluruz. Yukarıda bahsedilen eser Dede Korkut hikayeleridir. Çünkü Dede Korkut hikayeleri destandan halk hikayeciliğine geçişin en önemli eseridir. Parçada da bu anlatılmaktaydı. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.